Kanal Çağrı'ya hoş geldiniz. Avrupa ve Almanya'dan haberlerle karşınızdayız. Ben Ekrem Çelikiz. Değerli izleyiciler, Almanya'da Mart ayında birçok yenilik yürürlüğe girecek. Hayatımızda birçok değişiklik olacak. Bu değişiklikleri sizlere aktaracağız. Bunlardan en önemlisi ise henüz detayları kesin olmamakla birlikte korona kurallarında yaşanacak değişiklikler. Bunun dışında yine 21 Mart'ta günlük yaşantımızı etkileyecek yaz saat uygulaması başlayacak Almanya'da. Ayrıca kısa süreli çalışma ödeneği ve şans oyunlarında da bir takım yeni değişiklikler hayata geçiyor. Ve başlık başlık devam edelim. Korona kuralları konusunda yeni düzenlemeler bekleniyor Almanya'da. Almanya'da son yapılan korona zirvesinde alınan karara göre kısıtlamalar 19 Mart'ta tamamen sona erecek. Paskalya tatili öncesinde ailelerin daha rahat seyahat edebilmesinin önünün açılması bekleniyor. Ancak sosyal mesafe ve maske kuralı geçerli olmaya devam edecek Almanya genelinde. Federal Sağlık Bakanı'nın bazı kısıtlamaların devam etmesini istediği belirtiliyor. Öte yandan koalisyon ortağı FDP buna karşı çıkarken son kararın kısıtlamaların sona ermesinden önce yapılacak korona zirvesinde alınacağı kaydedildi. Ancak evde çalışma önceliği kesinlikle son bulacak. Kısa süreli çalışmalarla ilgili olarak da bir takım değişiklikler yürürlüğe girecek Almanya'da. Almanya'da korona salgını ile birlikte kapsamı genişletilen kısa süreli çalışma ödeneğinde 31 Mart'tan itibaren değişiklik olacak. Buna göre işverenlere tamam iade edilen sosyal yardım priminin sadece yarısı verilecek. Ayrıca korona salgını kapsamında kısa süreli çalışma ödeneğine dahil edilen süreli çalışan personel kısa süreli çalışma programından çıkarılacak. Kısa süreli çalışma ödeneği 30 Haziran'a kadar geçerli olacak. Sonrasında uzatılıp uzatılmayacağı henüz tam olarak bilinmiyor. Konu hakkında bir açıklama yapılmadı. Korona zamanında muayenehanelerin dolmasını önlemek amacıyla solunum yolları enfeksiyonu gibi hastalığa yakalananların doktora gitmeden telefonla hastalık raporu alması mümkün kılınmıştı. Doktorlar bu yolla 7 güne kadar rapor yazabiliyordu. Bu uygulamanın da uzatılıp uzatılmayacağı henüz tam olarak bilinmiyor. Organ bağışları konusunda yeni bir düzenleme yapılacak. 1 Mart'ta yürürlüğe giren uygulamaya göre doktorlar hastalarına organ bağışı konusunda bilgi verebilecek ve bunun karşılığında ücret alacak. Yeni yasa organ bağışı kaydı tutmaya da olanak sağlıyor. Yeni yasayla birlikte organ bağışına ilginin Almanya genelinde artırılması hedefleniyor. Yaz saat uygulamasına geçilecek. 27 Mart'tan itibaren Türkiye ile Almanya arasındaki saat farkı yeniden bir saate düşecek. Avrupa ülkelerinde yaz saat uygulaması 27 Mart'ta başlıyor. Cumartesi pazara bağlayan gece saat 02'de saatler 03'e ayarlanacak. Loto konusunda da yeni bir düzenleme yapıldı. En çok oynanan tahmin oyunlarından biri olan Loto'da da 25 Mart'tan itibaren bir takım değişiklikler hayata geçecek. Bazı AB ülkelerinin ortak lotosu olan Eurojackpot'ta üst ikramiye sınırı 90 milyondan 120 milyon euroya yükseltilecek. Bu konuda da yine Almanya'da bazı değişiklikler yapıldı. Değerli izleyiciler, sizler de konu hakkındaki görüş, düşünce ve yorumlarınızı kanalımızın sosyal medya hesaplarından ve yorum kısmından bizlere ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki haberde görüşünceye kadar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.